Evet, İran işgal etmeyi düşünüyorlardı, Evet. o doğru. Nükleer tesisleri bombalamayı düşünüyorlardı. Bir karşı atak durumunda da atom bombası kullanmayı düşünüyorlardı. Allah'ın izniyle bunlara engel olduk. Maşallah. Evet, Allah beşeri razı olsun. olduk inşallah. İsrail ile gereksiz bir savaşın içine gireceklerdi, değil Evet. mi? İran ve İsrail. Onu engelledik. Allah'a çok şükür beşeri Maşallah. olduk. Çünkü ehli kitap Kur'an'da açıkça hükmü belirtilen bir konudur. Evet. Yani öyle bilinmeyen bir konu değil. Yani ehli kitap deyince bazı cahil insanlar işte nerede bulursa öldürülür, nerede bulursa başına bomba atılır, dinamit atılır, düğünlere girilir, kadın kız çoluk çocuk görme demeden hepsine değil mi? Yani Evet. suikast düzenlenir. Öyle biliyorlar değil. Yani bu haramdır. Müslümanlıkta böyle şey yok. Müslümanlıkta şefkat ve merhamet vardır. Yedi emanımızdadırlar. Türkistan Birliği döneminde inşallah onlar bizim korumamız altında olacaklar. Evvela inşallah. Hatta bak burada diyor ki Hazreti Ömer döneminde Hira Hristiyanları ile Müslüman arasında yapılan anlaşmadan bir metin. Bak Hazreti Ömer dönemi. Hira Hristiyanları ile Müslüman arasında yapılan anlaşmada şayet onlardan biri güçten düşerse, Hristiyanlardan herhangi birisi veya yaşlanırsa veya hastalıktan acı çekerse veya zengin iken yoksullaşırsa o ve ailesi İslam toprakları içerisinde bulundukları sürece Beytülmal'dan kamu hazinesinden yardım görecektir. Maşallah. Nerede burada öldürme, asma, kesme, bombalama, Evet. nefret, değil mi? Koruma kollama var inşallah. Yani eğer Resulullah dönemini esas alıyorlarsa, Kur'an'ı esas alıyorlarsa yaptıkları yanlış. Evet inşallah. Kur'an'a göre Resulullah'ın yaptığı yöntemlere göre, Resulullah'ın sünnetine göre uygulama bu şekilde. Bak diyor ki şayet onlardan biri güçten düşerse, Hristiyanlardan veya yaşlanırsa, hastalıktan acı çekerse veya zengin iken yoksullaşırsa. İnşallah. Yani bu olağanüstü bir şey. Evet. Değil mi? Yani bu kendi vatandaşlarına da uygulanıyor. Evet. Fakat Hristiyanlara esaslı şekilde uygulanıyor. O ve ailesi İslam toprakları içerisinde bulundukları sürece Beytülmal'dan yardım göreceklerdir. Kamu Maşallah. hazinesinden. Hazreti Osman döneminde Debil'in fethi sırasında bir Ermeni kenti, şehirde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler ve Mecusilere verilen amannamede mabetlerin korunacağı garantisi sunulmuştur. Yıkılan kiliselerin onarılmasına, yeni havraların ve manastırların inşa edilmesine her zaman izin verilmiştir. İnşallah. Patrik Mar Amme tarafından daha önce yakılmış olan bir manastır, Hazreti Osman döneminde yeniden inşa edilmiş. İnşallah. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh, Mahdinar ahalisine verdiği emanda bu emanı onların canları, malları, bak canları, malları, bombalama yok, Evet hocam. değil mi? Evet. Asma kesme yok. Yok hocam inşallah. Üstelik malları, toprakları için vermiştir. Onların dinleri zorla değiştirilmez. Kendileriyle şeriatlar arasına girilmez. Maşallah. Evet, buna binlerce açıklama var. İnşallah. Böyle sahabe döneminde. Dün de, değil mi? Evet. Hadislerden açıkladın konuları, izah ettin.